Biz dededen tekstilciyiz. Benim babam babası tekstilci. 1950'lerde kurulmuş. Biz 80'lerde buraya almış olduk. Bizim ürün gamımız böyle katma değeri çok yüksek ürünler, öyle söyleyeyim. Yani askeriye kısmının, bize polis kısmının ve Kızılay kısmının aşağı yukarı büyük bir kısmını biz alıyoruz. Ve en hoşumuza giden de o, ticari olarak düşünmüyoruz onu. Oradan teşekkür geliyor bize. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Yani bizim için bir şereftir yani oraya hizmet etmek. Kârlar yok gibi kârlar, o kadar söyleyeyim. Bizim için bu tabii ayrı bir kutsal bir taraf işi. Ama hep ona devam edeceğiz. Fakat tabii biz bu ihracat ve ihracatçı piyasasını, yani bulijin ağırlıklı zaten asıl işimiz bulijin, biraz daha büyütmeyi düşünüyoruz. Öyle bir eksiklik var. Yani biz bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Biz insan ilişkilerine çok önem veririz. En önemli şey o. Bir kere müşteri şunu bilecek, biliyor da, biz onun iyiliğini istiyoruz. Bu farklı bir şey. Gerçi askeri kısmı hepsi biliyorlar, o ayrı. Ben müşteri kısmına geldim. Biz müşterinin iyiliğini isteriz, onun kazanmasını isteriz. O duygu çok güzel ve müşteri bize çok yakın. Yani kendi yeri gibi görüyor bu şirketi. Şimdi bu da çok güzel bir şey tabii ve bunu biz artlarını yaşıyoruz. Dolayısıyla mesela biz bir senede bir %30 büyüdük, %30, %40 büyüdük bir yıl içinde. İşte 2 sene bekleyip sonra %20 büyüyeceğiz. Yani 2 sene bekleyip %20, bu şekilde bir hedeflerimiz var. Şu anda çok güzel bir ekip yaptık. Ve o ekiple beraber yurt dışı pazarına hızlı başladık. Hatta iki yerde bir yer açacağız. Yani kendi yerimiz olacak iki ülkede. Çok iyi bir ihracat yakalayacağız. Yani onu yapmamız lazım. Siz bu ülkede para kazanıyorsanız, ki buradan bir yere geldiyseniz, bu parayı burada tutmanız gerekir. Yani bu paranın yurt dışına gitmesi benim zoruma gidiyor. Her şey bu ülkede olmuş ve bu ülke şu anda bir, yani dövizle alakalı problemi var. Ben bu ülkeyi seviyorum diyorsanız aklınızdan geçirmemeniz lazım, onu söylüyorum. Benim gibi düşünen insan çok var, onu biliyorum. Onlar adına da konuşuyorum. Ayrıca böyle yapan da varsa temenni ediyorum. O bir belki panikle yaptılar, o paraları geri getirsinler. Ben bunu istiyorum, bu şekilde söylemiş oldum.